Efendim merhaba, İçer gündemindesiniz. Mersin'de neler yaşandı ve Türkiye'de son saatlerde yaşanan gelişmeler nelerdir? Program içerisinde yer vermeye çalışacağız. Ve Mersin'le başlayalım. Mersin'de bugün sabah erken saatlerde bölücü terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde bazı mekanlara baskınlar yapıldı. Özel harekat polisleri tarafından ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu karar doğrultusunda 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de aranıyor ve bazı adreslerde arama çalışmaları hala devam ediyor. Mersin'de PKK-KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK-KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. 10 kişinin PKK-KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak vakti baskınlar yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün tespit ettiği 10 şüpheli şahıstan aralarında örgütün değer ailesi olarak tanımladığı örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının birinci derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu anlaşılan 8 kişi gözaltına alınırken diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Türkiye genelinde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar sıklıkla devam ediyor. Tabii ülke sınırları dışında Kuzey Irak'ta ve Suriye topraklarında da bize yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarına yönelik operasyonlarımız da aralıksız devam ediyor efendim. Tabii yurt içinde terör sadece elinde silahla milli bütünlüğümüzü bölmeye çalışan, devletimizi yıkmaya, bayrağımızı indirmeye çalışan kişiler terörist olarak adlandırılmıyor. Adlandırılmamalı da. Farklı alanlarda da terörler var. Zaman zaman hani trafik terörü denir, bununla birlikte sosyal terör denir, içki, sahte içki terörü, işte sahte içkiye yönelik olarak da ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Bu operasyon kapsamında 700'e yakın mekana baskınlar düzenlendi. 200'e yakın kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasaya süren suç gruplarına yönelik eş zamanlı zincir operasyonu başlattı. 7 il başta olmak üzere Türkiye genelinde 641 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 178 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak, sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1113 operasyonda 778.166 litre ile 275.923 şişe kaçak, sahte alkollü içki ele geçirilirken 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Emniyet birimlerince yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının temin etmiş oldukları ham maddeleri damıtma kazanlarıyla damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddelerle karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yoluyla alıcılara ulaştırdığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti. 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı.
Operasyon kapsamında alkollü içkiyi kaçak olarak ülkeye sokan, sahte üreten ve bunları kargo yoluyla gönderen suç gruplarının deşifre edilmesi amacıyla suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere Türkiye genelinde 641 adreste arama yapıldı. 178 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bazı kişiler gözaltına alınırken işlemler devam ediyor. Birçok terör unsuruna yönelik ülke genelinde operasyonlar devam ediyor ve bu operasyonlar çerçevesinde dolandırıcılara, özellikle de telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonlar da yapılıyor. Yapılan bütün uyarılara rağmen, internetten yapılan uyarılar, televizyonlardan, radyolardan, yazılı basından yapılan uyarılar, bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşların hepimizin cep telefonlarına, e-mail adreslerimize göndermiş olduğu uyarılara rağmen yine de vatandaşlar, bizler dolandırıcıların tuzağına düşebiliyoruz. Çünkü dolandırıcılar durmadan kendilerini yeniliyor. Farklı konularda ikna edici yöntemlerle yaklaştıkları kişileri dolandırıyor. Yine 7 il başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok il ve ilçede dolandırıcılara yönelik operasyonlar yapıldı. 4 ilde 260 vatandaşı telefon üzerinden dolandırarak 1 milyon 500 bin lira vurgun yapan suç örgütüne jandarma tarafından Elazığ merkezli operasyon yapıldı. Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri telefonlara teslim alınmayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarar nedeniyle hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. En kısa sürede iletişime geçiniz yazılı mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilerin peşine düştü. Jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin adreslerini tespit etti. Jandarma ekiplerince 260 kişiden 1 milyon 500 bin Türk lirası dolandıran kişilerin yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Mersin'de yapılan operasyonda kaçak olarak üretilmiş, seri numaraları da bulunmayan tüfekler, av tüfekleri ele geçirildi. Bu tüfekleri araçlarında taşıyan iki kişi de gözaltına alındı. Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numaraları bulunmayan 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı. Konya'da ikamet eden iki kişinin markasız ve seri numarasız kaçak üretim av tüfeklerini Mersin'de satacakları bilgisini alan ekipler şüphelileri takip aldı. Zanlıların kullandığı aracı Mut ilçesinde durduran ekipler araçta yapmış oldukları aramada değişik cins ve özellikle markasız ve seri numaraları bulunmayan 36 adet kaçak üretim ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İki kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken soruşturma devam ediyor. Mersin'de evinden ayrılan, gezeceğim diyerek evinden çıkan, sonra geri gelen, bisikletini, anahtarını, cüzdanını evinde bırakıp sonra tekrar evinden çıkıp giden kişiyi ailesi aradı, bulamadı. Polis o kişinin cansız bedenini buldu. Tarsus Kızılmurat Mahallesi'ndeki evinden 11 Eylül Pazar günü gezmeye gidiyorum diyerek bisikletiyle ayrılan 53 yaşındaki Mustafa Öksüz eve dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Şayeste Öksüz kocasının evden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelerek bisikletini, ev anahtarını ve cüzdanını evin önüne bırakarak ortadan kaybolduğunu söyledi. Polis ilk gün yapılan araştırma çalışmalarında iki çocuk babası Mustafa Öksüz'e ulaşamadı. Akdeniz ilçesi Yakaköy mahallesinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Öksüz'ün ailesi cesedi teşhis etti. Öksüz'ün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde haber bültenlerimize taşıdık. Adana'da
At arabasıyla seyyar satıcılık yapan bir kişi atına şiddet uyguladı. Atı yorgundu, yürüyemiyordu. Atına şiddet uyguladı ve o sırada mahalleli bu şiddet görüntülerini cep telefonuyla çekti. Sosyal medyada yayıldı. Bizler de haberini yaptık. Bu görüntüleri ihbar kabul eden emniyet o at sahibinin, o seyyar satıcının peşine düştü. Yerini belirledi, yakaladı, adliyeye sevk etti. At İl Tarım Müdürlüğü tarafından kontrol altına alındı. O kişi hakim karşısına çıktı ve hakim de sosyal ceza verdi. Hayvana şiddet uygulayan kişiye hayvan barınağında çalışma cezası verdi. Adana'da at arabasına koşulu hayvanı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Şiddet gören at koruma altına alındı. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz mahallesinde yaşandı. Kent sokaklarında at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Levent'ye arabaya koşulu atının yürümemesi üzerine sokak ortasında ata şiddet uyguladı. Çevredekiler cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken Levent'ye atı koşturarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin yayınlanması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Leventiye'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler adresini belirledikleri kişi Leventiye'yi Seyhan ilçesi Bahçelevler mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan kişi alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Leventiye hayvana acımasızca, zalimce davranmak suçundan adliyeye sevk edildi. Atı ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan kişiye hakim ders gibi bir ceza verdi. Zanlı hayvan barınağında 15 gün çalışmak koşuluyla serbest bırakıldı. Ayrıca zanlının dövdüğü atın üzerinden düşerek omuzunu kırdığı da belirlendi. Zanlının önümüzdeki günlerde hayvan barınağında çalışma yapması bekleniyor. Cuma Hanım, herkesten de çok çok özür dilerim. Mesiyat bugün bir toplantı düzenledi değerli seyirciler ve bu toplantıda Mersin'de temeli atılan ama bir türlü ilerlemeyen ya da Mersin'de yapılması planlanan ama bir türlü harekete geçilemeyen projelerle ilgili Mesiyat Başkanı Hasan Engin açıklama yaptı ve bu projelerin, başlamamış projelerin, yarım kalmış yatırımların Mersin'e gerekli olduğunu, bunların bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Mersiyal olarak bizler Mersin'in hem sosyal hem ekonomik kalkınmasında her zaman katkı sunan bir STK'yız. Mersiyal, Mersin'deki projelere, yarım kalan projelere ve hiç başlanmamış projeler hakkında her zaman yerinde sizlerle beraber yerinde inceleyerek, gezerek, görerek parmağını basmıştır bu konularla ilgili. Şimdi özellikle bizim gündemimizde Mersin Ana Konteyner Limanı var. Bu Mersin'in kalkınmasına önemli katkılar sunabilecek, ekonomisine, siyasal hayatına, gelişmesine, büyümesine katkı sunacak olan en büyük projemiz Mersin Ana Konteyner Limanı'dır. Bu Mersin gelişmesinin önünde en büyük anahtardır. 10. Milli Kalkınma Planlarında da bu dile getirilmiş mecliste. Fakat son kalkınma planında Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yeri Doğu Akdeniz'dir diye belirtince biz bu konuya karşı çıktık. Bütün STK'lar da karşı çıktı. Fakat her ne hikmetse bu sadece sözlü olarak mecliste yeri Mersin'dir denildi. Ama yazılı olarak herhangi bir şey yok. Biz Ana Konteyner Limanımızın Doğu Akdeniz'de herhangi bir yere gitmesine tamamen karşıyız. Bu bölgede deniz dolgusuyla yapılacak Mersin Ana Konteyner Limanımızın acilen yapılmasını ve projelendirilmesini, önce projelendirmesini sonra da yapılmasını istiyoruz.
İkinci konu turizm yatırımlarıyla ilgili. Bizim Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Geliştirme bölgemizdeki yatırım hala bir çivi çakırmadı. Cumhurbaşkanımız tarafından temeli atılmasına rağmen burada herhangi bir yatırım yok. Yatırımcıların ve tahsis sahiplerinin buraya gelip yatırımlarını yapmalarını, inşaata başlamalarını bekliyoruz. Çünkü buradaki yollar, telekomünikasyon, altyapı çalışmaları tamamen bitirilmiş. 12 kilometrelik bir sahile sahip, kol paranlarının olduğu, orman alanlarının olduğu 2500 hektarlık bir alan, Mersin'in gelişmesine ve havaalanımızın da yapılmasıyla beraber büyük katkı sunacak bir turizm ve kültür doğa alanı olarak Mersin'e kazandırılmış olacaktır. Bunun için de tahsis sahiplerinin gelmesini ve eğer gelmeyeceklerse de tahsislerin iptal edilip yeniden tahsis edilmesini talep ediyoruz. Diğer turizm alanımız Karboğazı turizm alanı. Medyanın sürekli gündeme getirdiği bir alan ve bu projede sonuç alınacak noktada Mersin Büyükşehir Belediye'miz bunların 100 binlik planlarını yaptı, 5 binlikler de yapıldı. Şu an binlikleri yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Seçer bu konuyla ilgileneceğini ve bu konuyla sahip çıkacağını söyledi. Şu anda mevcut proje firmasıyla ve Turizm Bakanlığı'yla iki toplantı yapıldı. Bu toplantılarda da Başkan Seçer bu konuyu seçime kadar halledeceğini söyledi. Diğer bir bölge bizim esas ulaşım çilesi olan Çeşmeli Taşucu otoban yolu. Arkadaşlar bu proje mevcut yüklenici firma Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Bu işin tavsiyesi için ama daha kesin kabul edilip edilmediğini bilmiyoruz. Ama yapmayacağı kesin, şantiye kurmadı. Buranın acil kamulaştırması da yapıldı. Kamulaştırma kararı çıktı fakat kamulaştırmalar devam ediyor. Mevcut firma 5 milyar TL'ye almıştı bu işi. Ama ülkemizde yaşanan ekonomik sebeplerden dolayı, bu mücbir sebep de sayılabilir. Yüksek enflasyondan dolayı fiyatlar 2-3 katına çıktı maliyetler. Belki de bu nedenden dolayı. Biz de diyoruz bunun işletme yıl bedeli olarak 13 yılsa bunu 20 yıla, 25 yıla çıkarabilirler. Ama mevcut firma ne görüşüyor bilinmiyor. Tamamen bakanlığa bağlı bir karar, onların vereceği bir karar. Ama bizim bu yolun mutlak yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü mevcut yol bir çile yolu. Mersin'e gelen konuklarımız bir daha gelmemek üzere geri dönüyorlar. Ve aynı yolu kullanmadan Antalya'dan, Konya'dan ring yap dönüyorlar. Değerli seyirciler, tabii ki Mersin'in Sayın Engin'in belirtmiş olduğu projelere ihtiyacı var. Ve bu projeler geride bıraktığımız dönemlerde tamamlanmadı, tamamlanamadı. Bunun eyvahını çok sert bir şekilde, iç acıtıcı bir şekilde çekeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasarruf tedbirleri açıkladı. Yeni projelere yer verilmeyecek, yeni projeler kabul edilmeyecek. Tabii böyle bir durumdayken 2023 yılında yarım kalan, henüz başlanmamış, temel atılmış ama ilerlememiş projelerin nasıl bitirileceği de hala büyük bir soru işareti.
Çukurova Bölgesel Havalimanı da tabii ki büyük bir sorun ama Çukurova Bölgesel Havalimanı şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdiki verilerle söz verilen tarihte ulaşıma açılacak, hizmete açılacak gibi gözüküyor. Bu hafta içerisinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgesel havalimanını, Çukurova Havalimanı'nın şantiyesini ziyaret etti. İlgili yetkili kişilerden bilgiler aldı. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bile açılacak olması Mersin'e çok büyük ekonomik katkılar getirecektir. Ama bunun yanında Sayın Engin'in de söylediği gibi konteyner limanı, otoyollar, çeşme yolu, bununla birlikte turizmin kalkınabilmesi, canlanabilmesi amacıyla yapılacak olan projelerin de hakikaten bir an önce bitmesi gerekiyor. Artık Mersin yıllardır bunları konuşuyor, aylardır bunları konuşuyor ama bir türlü ilerleme sağlanamıyor efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi desteklerine devam ediyor. Özellikle de kırsal kesimde yaşayan çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara desteklerine devam ediyor. İşte bu çerçevede Erdemli ve Silifke ilçelerinde yetiştiricilik, hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere süt yemi, büyükbaş hayvanlar için süt yemi verildi. Ayrıca bazı ürünlerin fideleri de yetiştirilerek ek gelir sağlanması amacıyla üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde üreticilere destek olmaya ve kent genelinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Silifke'de düzenlenen dağıtım töreniyle büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mısır flek yem desteği sunuldu. Ayrıca Erdemlili ve Silifkeli üreticilere nergis soğanı ve lavanta fidesi desteği de verildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak üreticilerle bir araya geldi. Törende üreticilere seslenen Başkan Seçer, tarım alanında hayata geçirdikleri projeleri anlattı ve Mersin için durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Güzel hizmetler yapıyoruz. Güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Daha da inançta, daha da arttırarak çalışıyoruz, üretiyoruz. Sizin hakkınızı koruyoruz. Tarımda iddialıyız. Sosyal politikalarda iddialıyız. Elbette yatırımlarda da iddialıyız. Damızlık Sığır Üreticileri Birliğimizin de konuyla ilgili bütün birliklerle, kurumlarla yaptığımız işbirliği sonucunda ortaya çıkarttığımız bir projenin bugün etkinliğini yapıyoruz. Silifke'de 43 mahalleden 35'i kadın, 225 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 180 ton, yani 180 bin kilogram mısır fleksi dediğimiz pelet. Bunlar süt inekleri için kullanılacak kesif yemler. Biz geçen yıl yine sığır üreticilerine silaj dağıtımı yaptık. Orada da bazı aksaklıklar gördüğümüz için bu yıl kesif yem dağıtımına karar verdik. Kişi başına da dağıtacağımız yem miktarı 800 kilogram olacak. Tabii sadece Silifke'ye değil, Erdemli'ye, Mut'a, Günlar'a toplamda 456 üreticiye, büyükbaş hayvan yetiştiricisine bu katkıyı yapacağız. %50 hibeyle toplamda da 364.800 kilogram, yani 365 tonda yem dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız o bölgelere. Toplamda da 545 ton yem dağıtımı gerçekleşmiş olacak. Yine bugün burada gördüğünüz gibi nergis soğanı var. Lavanta fidesi var. Bunların da dağıtımını buradan başlatıyoruz. Bu yıl Mersin genelinde 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Aynı zamanda nergis soğanı da dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bizim katkılarımız bunlardan sınırlı değil. Tarımda iddialıyız.
Hayvancılık konusunda birçok belediyenin örnek alabileceği bir projeyi 3 yıldır herhangi bir sorun yaşamadı. Alan memnun, veren memnun. Üreticimiz memnun, biz gidişattan memnunuz. Hadi gel köyümüze destek verelim. Her yıl 1500 küçük baş. Siz bu işleri bilirsiniz. Burası yörük diyarı. Kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz. Üretime katkı yapacağız ama ne yaptığımızı bileceğiz. Paramızı da sokağa atmayacağız. Mersin, Türkiye ve dünya sporunda yaşanan gelişmeleri de Mehmet Uysal'dan alacağız. İçer gündemi devam ediyor. İçer gündemi spor haberleriyle tekrardan merhabalar diyelim. Sırbistan'la başlayacağız. Sırbistan'ın Belgrad kentinde üst üste güzel haberler gelmeye başladı. 3 gündür altın madalyalar ülkemizi gururlandırıyor. Dün de Yasemin Adar 76 kiloda Mısırlı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı. Finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaşan Yasemin, rakibini 6-0 mağlup ederek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Çok teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum ve çok gururluyum. 2017 yılının ardından ikinci kez Sırbistan Belgrad'da Dünya Şampiyonu oldum. Türk kadının gücünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve onu Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum. Eminim de işte arkamdan gelecek olan genç kızlarımız var. Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir idolüm ve benim önümde örnek alabileceğim kimse yoktu ve ben hep hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Artık işte benim genç kızlarımız da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağına inanıyorum. Kadın güreşinde de hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz de tabii ki de 2024 Paris Olimpiyatları. Tabii bunlar ülkemizi gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. İşte iki gün önce Burhan Akbudak, Rıza Kaya Alp ve Yasemin Adar'la birlikte güreşte oldukça çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Türkiye genelde zaten futbol dışında neredeyse bütün branşlarda ülkemizi gururlandıran sonuçlar alabiliyorlar. Umuyoruz Yasemin Adar'ın da dediği gibi o da bir rol model durumunda bir ilki de gerçekleştirdi. Dünya şampiyonu olan tek kadın sporcumuz. Güreşten bahsediyoruz tabii ki. Gerçekten çok iyi sporcularımız mevcut ve umuyoruz yeni nesilde de futbola değineceğiz birazdan ama en azından diğer branşlarda bu başarılar devam eder diyelim. İşte şimdi futbola geçelim. Futbolda da yerel liglerde 2. lig beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu 100. yılını kutluyor ve 100. yılında şampiyon olmak istiyor. Bu şampiyonluk parolasıyla ligi giriş yapmışlardı. Tarsus Belediye Başkanı Sayın Doktor Haluk Bozdoğan bunu her yerde dile getiriyor. Biz 100. yılımızda şampiyon olacağız diyor ama takım ilk 4 haftada 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İkinci lig beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ligin 4. haftasında evinde Isparta 32 Spor'u konuk etti. Muhammed Aran'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Tarsus 37. dakikada Taha Balcan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu bu sonucun ardından ligdeki 3. beraberliğini almış oldu.
Tarsus 4 maçta 3 puan toplayarak ligde 13. sırada yer alıyor. Tarsus İdman Yurdu hafta sonu deplasmanda Arnavutköy Belediyesi ile karşılaşacak. Tabi haberin içerisinde de değindik, sabah spor haberlerinde de 2 gündür değiniyoruz. Özellikle futbolda tribün kültürü çok ama çok önemli ve bir kulübün olmazsa olmazıdır tribünler. İşte Tarsus tribünleri dün maalesef 200-250 kişiyi geçmiyor. Dün yine söylemiştik, belki 400-500 kişi ya gelir ya gelmez demiştik. Çünkü bilet fiyatları oldukça yüksek tutulmuştu. Kapalı 50 TL, maraton 20 TL. Türkiye şartlarında belki çok büyük paralar değil ama Süper Lig'de 70-80 liraları bulan bilet fiyatları sonrası bir ikinci lig maçında taraftarı bu şekilde karşınıza almak hiç de doğru bir şey değil. Hatırlıyoruz geçen sene kulüp başkanı Şahin Kırbı'ya fiyatlar sorulduğunda bedava yapın demişti. Birçok kulüp başkanı tabi bedava yapamıyorsunuz yasalar gereği ama formalite icabı 1 TL yapıp satabiliyorsunuz. Burada amaç tribünleri doldurmak. İşte geçen hafta Mersin İdman Yurdu Amasya maçı içeride oynadığı karşılaşmada yine yüksek bir bilet fiyatları açıklanmış ama Metin Saltık bilet fiyatlarını daha da indirmişti. Bu şekilde olmak zorunda, yapmak zorundasınız. Çünkü o tribünler dolu olduğunda hem hakemleri hem de rakip futbolcuları daha iyi baskı altına alabiliyorsunuz. Buradaki baskı altına alma yanlış anlaşılmasın. Tamamen futbol tabiriyle bu cümleyi, bu kelimeyi kuruyoruz. Tarsus İdman Yurdu'nun eğer 100. yılında hayal ettiği şampiyonluğu yaşamak istiyorsa tribünlerle bir an önce tekrar birlik beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi diyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları sona erdi. Sürpriz sonuçlar vardı. Heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Özellikle Porto'nun ki Portekiz'in en büyük kulüplerinden bir tanesi Lisbon ve Benfica ile birlikte ki Lisbon ve Benfica da kazandılar Şampiyonlar Ligi'nde. Porto ise kendi evinde Kulüp Brugge farklı mağlup oldu. Belki de dün akşamın en çok merakla beklenen maçında Manchester City rakibi Borussia Dortmund 2-1 yendi ama Haaland öyle bir gole imza attı ki hala dünya kamuoyunda konuşuluyor işte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Son şampiyon Real Madrid zorlandığı maçta evinde Leipzig'i 2-0 yenerken en büyük sürpriz Portekiz'den geldi. Porto evinde Belçika temsilcisi Kulüp Brugge 4-0 yenilerek taraftarını üzdü. Haftanın önemli maçlarında ise Bayern Münih evinde Barcelona'yı 2-0 yenerken Manchester City ise Dortmund'u 2-1 mağlup etti. İkinci haftada alınan diğer sonuçlarsa şöyle. Liverpool 2, Ajax 1, Leverkusen 2, Atletico Madrid 0. Victoria Pilsen 0, Inter 2. Sporting Lisbon 2, Tottenham 0. Marsilya 0, Frankfurt 1. Rangers 0, Napoli 3. Milan 3, Dinamo Zagreb 1. Chelsea 1, Salzburg 1. Shakhtar Donetsk 1, Celtic 1. Kopenhag 0, Sevilla 0. Tabii Şampiyonlar Ligi'nden sonra da gözler bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 4 temsilcimiz var. UEFA Ligi'nde Fenerbahçe Rennes deplasmanında Fransa'da, Başakşehir Konferans Ligi'nde İtalyan devi Fiorentina'yı ağırlayacak. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Sivasspor ise Romanya'da Cluj'la karşı karşıya gelecek. Umuyoruz 4'te 4 yaparız diyelim. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası diyeceğiz. Birinci tur maçları oynanan maçlarla sona erdi. Tabii sürpriz sonuçlar vardı, heyecanlı maçlar vardı. Spor severler bol gol izlediler. Özellikle Mersin'le aynı grupta olan ve hafta sonu Mersin'i 1-0 yenen Ağrı 1970 Spor rakibini Bingöl Spor'u 10-1 gibi çok farklı bir skorla mağlup etti ki Türkiye'de böyle bir skoru uzun zamandır göremiyordu spor severler. Tabii bir de sürpriz vardı. 2017-2018 yılında bu kupayı kazanıp ülkemizi Avrupa'da temsil eden Akhisar Spor bir amatör lig takımına Biga'ya 1-0 yenilerek ilk turda elendi. Yarın ikinci tur maçları kura çekimi var. Mersin İdman Yurdu ve Tarsus İdman Yurdu'nun da rakipleri belli olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları. Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu maçlarında heyecan devam ediyor. Bölgesel lig takımlarının da katılımıyla büyük heyecana sahne olan Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar ve bol gollü karşılaşmalar oynanıyor.
2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar Spor, ilk turda bölgesel lig takımı Bigaspor'a 1-0 yenilerek elenirken, 3. lig temsilcisi Ağrı 1970 Spor ise deplasmanda 12 Bingöl Spor'u tarihi bir skorla 10-1 mağlup etti. Evet, bugün oynanan bir karşılaşma vardı kupa maçında Niğde Belediyespor'la Kahramanmaraş Spor arasında. Tabii görüntüleri yayıncı kuruluş gereği veremiyoruz ama Niğde Spor 2-1 gerideyken ikinci beraberlik golü daha doğrusu bir elle gelmiş. İzledik gerçekten de yani bunu sahada bulunan hakemlerin kaçırma şansı neredeyse yok ama işte Türk futbolunun geldiği noktayı en iyi özetleyen bir gol olmuş. Golü atan futbolcu kardeşimiz ise öyle bir sevinmiş ki sanki nizami bir gol atmış gibi öyle bir çılgınca bir sevinç ortaya koymuş ki gerçekten üzüntü verici. Keşke o golü attıktan sonraki olabilir refleksle o kolunuzu uzatabilirsiniz. İşte Maradona'nın Tanrı'nın eli dediği ve Dünya Kupası'nı kazandığı gole herhalde özenmiş o genç kardeşimiz. Hakeme gidip hocam elle attım dese belki de turu geçmekten ziyade bu hareketi daha çok takdir toplardı. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı yok. Niğdespor elenseydi de bu gol olmasaydı ya da bu genç kardeşimiz dediğimiz gibi hakeme itiraf edebilseydi ama o gol sevinci herhalde Kahramanmaraşlılar ve Türk futbol severler tarafından hiçbir zaman unutulmayacak. Hani hakeme kızıyoruz, görmeliydi diyoruz ama göremeyebilir, gözünden de kaçırabilir. O an önünde başka bir engel vardır ama genç kardeşimizin bu şekilde yapmaması gerekirdi. Mersin İdman Yurdu diyelim. 3. lig 1. grupta mücadele eden Mersin İdman Yurdu da Ağrı'da hafta sonu 1-0 mağlup olmuştu. Bu hafta sonu ise evinde Çatalca Spor'u konuk edecek. 3. lig 1. grupta yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu hafta sonu oynayacağı Çatalca Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ağrı Spor deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası morallerin bozuk olduğu takımda teknik direktör Ersin Aka yönetiminde Doktor Aziz Sancar tesislerinde çalışmalara devam ediliyor. Ligde ilk iki maç sonunda 3 puanla 9. sırada bulunan İdman Yurdu, hafta sonunda evinde Çatalca Spor'u konuk edecek. Çatalca Spor ligde 2 maçta 3 puanda bulunuyor. Yeni Mersin İdman Yurdu Çatalca Spor karşılaşması 18 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumunda oynanacak. Tabii sezonun ilk açılış maçında Mersin'de oynanan Amasya Spor maçında tribünler yeteri kadar dolmamıştı. Yaklaşık 5000 kişi, 5000 sporsever tribündeydi. Beklenti daha büyüktü. Zira geçen sene yarı final maçında Ordu Spor maçında 30-35 bin kişi o stadyumu doldurmuştu. Böyle bir beklenti vardı. Buradan da bütün Mersinlilere çağrıda bulunuyoruz. Lütfen pazar günü saatler 19'u gösterdiğinde stadyumdaki yerinizi alın ve Mersin İdman Yurdu'nu destekleyin. Zira kaybedecek en ufak bir zaman bile artık kalmadı. Son olarak Toroslar diyeceğiz. Toroslar Belediyesi'nin ödül aldığı bir etkinlik 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketliliği kapsamında bir etkinlik düzenleyecek. Toroslar Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dolu dolu bir aktivite programı hazırladı. (Gülüyor) 2019 yılında aktif katılımıyla Avrupa Hareketlilik Haftası ulusal ödülünü alan Toroslar Belediyesi, spor yapmayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi özendirici etkinlikleriyle bu yılda Mersin'de farkındalık yaratacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşin Yılmaz da çeşitlendir ve devam et sloganıyla gerçekleşecek etkinliklere katılarak hareketliliğe dikkat çekecek. En önemlisi hedeflerini belirlemişler. Hedeflerini yüksek tutmuşlar. Sonuçta da başarmışlar. Onlar aslında çağımızın kahramanları. (Gülüyor)
Evet, bu haberle birlikte İçer gündeminin de sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.